Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Kalple ilgili merak ettiğimiz, evham yaptığımız durumlardan bazıları da çarpıntıdır. Şimdi çarpıntı işte dakikada... Evet, yani bizim çok sık gördüğümüz bir bulgu. Çoğu kişi de çarpıntı sebebiyle başvuruyor. Çarpıntılar yani çok büyük bir kısmı. Yani önemsiz dediğimiz, yani atrial ekstrasistol dediğimiz ya da bazen hani supraventriküler taşikardiler diyoruz, altta yatan ciddi bir sebep yokken. Bazen de işte guatr'a bağlı gibi ya da kansızlığa bağlı gibi kalbin hızlı attığı durumlarda da çarpıntılar duyulabiliyor. Çoğunun altında kalpte ciddi bir problem yoktur. Ama bazı durumlar, kalpteki bazı, çünkü kalbin bir elektrik sistemi var, bir sigorta sistemi var, bazı kan elektrik sistemi gittiği yerler var. Bazen aralarda aberan ilaç dediğimiz, bazen yani sigorta kaçağı yaptığını düşündüğümüz bazı ileti yollar oluyor ve buna bağlı olarak da çarpıntılar olabiliyor. Bunlar bazen önemli olabiliyor. Bunlar çocukluktan itibaren gelişebiliyor. Ama bunlar çok sık görülen çarpıntı şekilleri değil. Yani çok mesela az bir, yüzde bir civarında falan. Mesela bazen efor sarf ederiz fazla. Kalbimiz dakikada atması gerektiğinden daha fazla atar, normal çarpar. Çok normal bunlar. Normal, yani burada en azından biz bize evham duyacağımız, yani farklı bir çarpıntı, çarpıntının işte şeklini değiştirmesi ya da daha fazla olması eskiye göre yani efor sarf edince, yani bizim anlayacağımız ön bir şey var mıdır? Biz bunu değerlendirmeyi tamamen hekime bırakmalıyız tabii, ya da. Tabii. Yani efor esnasında şimdi çarpıntı duymak, yani kalbin hızlanması zaten çok normal fizyolojik bir cevap. Zaten olması gerekiyor. Olmuyorsa anormallik zaten. Onun dışında mesela istirahat halindeyken çok hızlı böyle 180-200'lere çıkan çarpıntılar olabiliyor. Supraventriküler taşikardiler dediğimiz taşikardi biçimleri. Bunlar genelde kısa süreli, 3 dakika, 5 dakika, belki 1-2 dakika falan sürüyor. Bunlar da bazen tansiyon düşmesine bağlı hani bayılmalar falan olabilir. Bazen bunlar önemli olabilir. Yani bu tür kişilerin takip edilmesinde fayda var. Bir elektrofizyolojik çalışma yapılmasında fayda var. Bir ileti sisteminde bir problem var mı yok mu? Var ise onu tespit edildikten sonra katterle girip bazen işte ablasyo dediğimiz kriyoablasyo yakarak ya da dondurarak o ileti yollarını düzeltebiliyoruz. Bazen de yani özellikle belirli bir yaştan sonra atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim problemi var. Bu çok sık gözüken bir çarpıntı şekli ve kalbe ciddi hasarlar yaratabiliyor. Neden sık görüyoruz? Bu kalbin işte yaşlanmasını daha çok yaşlarda gözüküyor. Eğer kalpte doğuştan bir anormallik yok, kapaklarda bir problem yok, kalpte bir büyüme yok ise gençlerde çok sık gördüğümüz bir durum değil. Ama 60 yaşın üzerindeki insanlarda yaklaşık %5-10 civarlarında oldukça sık gözükebilen bir atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim problemi var. Bu ritim problemi yani çok hızlı olduğu dönemlerde, eğer hızlı atarsa kalbi yorarak kalpte hasarlar yapabiliyor. Bir de daha önemlisi belki de bu ritim probleminde kalbin kulakçık kısmını, aslında çok kasılmaya çok faydası yok ama o kulakçık kısmı orada kasılmıyor, titreşiyor. Ve titreştiği zaman orası çok hareket etmediği için içinde pıhtı birikebiliyor. Hareketsizlikten dolayı bu pıhtı biriktiği zaman da oradaki pıhtının kopup gittiği zaman direkt felç yapıyor. Çoğunlukla da beyine gidiyor. Tabii emboli diğer organlar, emboli dediğimiz olay. Bu çok ciddi bir problem. Şu andaki felçlerin belki de en büyük sebeplerinden bir tanesi bu kalp kaynaklı emboli dediğimiz bu durum. Bu problemde çoğunlukla çok yüksek oranda atrial fibrilasyon dediğimiz ritim problemlerinden dolayı ve bu yaşlılarda çok sık görüyoruz. Tabii bunu önlemek için de bir takım yani ameliyatlar da yapılabiliyor, ablasyon dediğimiz yöntemler yapılabiliyor, ilaçlar yapılabiliyor ama bunlara rağmen bile tedavisi çok zor, yine devam edebiliyor. Bu tür durumlarda işte kan sulandırıcılar vermek zorunda kalıyoruz, o kalp içinde pıhtı birikmesin diye. İşte ritmin hızını azaltmak için işte ritim yavaşlatıcı ilaçlar veriyoruz. Bu yani çok yaygın bir problem, yani çarpıntı deyince aslında en çok belki de aklımıza gelen problem bu olması lazım. Orada ritim düzensizdir. Yani ritim böyle çok düzenli atmaz, durur atar, yavaş atar. Onu kişiler zaten anlayabilirler.
çok hızlı o atlı dönemlerde çarpıntı hissedebilirler. Biraz bazen da dinlemeyi bilmek lazım. Bilekten evet. Aslında, nabızı tabii, dinlemeyi tabii. Bilmek yani, de lazım herhalde. Düzensizlik aslında hissedilir. Yani çünkü normalde hepsi normal bir ritimde belirli aralıklarla düzenli bir şekilde atması lazım. Bir durup durup atıyor, yavaş yavaş atıyor, bir hızlanıyor, bir yavaşlıyorsa o zaman bir atrial fibrilasyonuna şüphe etmek lazım. Ve bunu da muhakkak önlemini almak lazım. Yani ciddi bir problemdir yani. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.